Ne yapıyorsun sen burada? Ha? Nasıl girdin içeri? Ah Halide. Aptal Halide. Başını yine ne belalara soktun sen? Hı? Serap. Ne saçmalıyorsun yine? Çık çiftliğimden. Yoksa jandarma çağıracağım. Çağır. Halide, Ekrem seni bir davete götürdü mü? O davette Amerikalı bir mühendisle tanıştın mı? O mühendisten incirlik üssünün planlarını çaldın mı Halide? Ekrem bu planları kopyalamış olabilir mi Halide? Ekrem'de olan planlar sen suçu ona attığın için bu odaya gizlenmiş olabilir mi? Vatana ihanetle yargılanırsın Halide. En iyi ihtimalle müebbet yersin. Ya da ibret alem olsun, bir daha kimse yapmasın diye asarlar seni. Yalan söylüyorsun. Hem benim bu işle hiçbir alakam yok. Planlar bu odada. Sen büyük kulüpte zehir beklerken o sakladı. Yerini de bir tek ben biliyorum. Olamaz böyle bir şey. Nereye koydunuz? Nerede? Boşuna uğraşma, bulamazsın. Hayatın benim ellerimde Halide. Jandarma o planları bulduğu vakit kimse seni dar ağacından kurtaramaz. Tamam Serap. Ne istiyorsan yapacağım. İyi o vakit. Hadi gidiyoruz. Ne gitmiş? Nereye gidiyoruz? Teklifim bu Halide. Benimle geleceksin. Benden aldığın her şeyi geri vereceksin. Ben de sana planların yerini söyleyeceğim. Çıldırdın mı sen? Jandarmalar yolda diyorsun. Ya biz dışarıdayken gelir planları bulurlarsa? Sen bulabildin mi Halide? Merak etme, onlar da bulamazlar. Bak Serap, saçmalıyorsun. Burada benim hayatım söz konusu. Oyun oynamaya vaktim yok benim. Ne dersen yapacağım diyorum sana. Söyle şu planların yerini. Pazarlık yapacak durumda değilsin Halide. Ya şimdi benimle gelirsin... ya da jandarmalarla hapse gidersin. Serap dur. Tamam. Bekle. Ne istiyorsan yapacağım. Ama önce planların yerini söyle. Bu mümkün değil Halide. İyi ama jandarmaların planları bulamayacağından nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Belki de bulur Halide. Benim tek yemin olduğum senin başka bir çaren olmadı. İstiyorsan yapacağım. Hadi gidelim. Önce oğlumu alacağım. Ay bir bağırış çağırış oldu. Sonra birden sustu bunlar ya. Çıkıp bir baksak mı acaba? Hız hız kaynama gene. Karışma sen onların işine. Ali. Yavrum.
Ay yavrum benim. Ah, oğlum. Serap, acele et. Yasin, Ali'yi Teneke Mahallesi'ne götür, anama verirsin. Hadi ne duruyorsunuz? Duymadınız mı? Yasin, ne diyorsun? Baş üstüne Serap Hanım. Çocuğu hemen götürün. Birazdan buraya jandarma gelecek. Ne yap ne et onları oyalı. Bilhassa da çalışma odasına çıkmamasını sağ ol, anladın mı? Yasin ağa, bize de bir araba buluver. Baş. Yakında seninle ahbaplığımız bitecek Kemal. Ama hiç de fena koğuş arkadaşı değildin. Benden bu kadar. Salacaklar mı seni? Hapishane akılsızlar içindir. Sen arka tarafa, kimse kaçmasın. Siz ikiniz şu tarafa. Siz de evi arayın oğlum. Her yeri didik didik arayın. O planlar bu evde bir yerde. Her tarafı arayın. Ay komutan, hayırdır inşallah? Ne oluyor? Halide Hanım nerede? Halide Hanım zamanan çarşıya çıktıydı. Daha dönmedi. İyi, gelirse haberim olsun. Komiserim, kapı kilitli. Anahtarlar nerede? Ha, evin anahtarlarını Halide Hanım aldı da gitti çarşıya. Artık o ön döndüğü zaman. Kır oğlum, kır kapıyı, kır. Kır çabuk. Ay bir saniye dur, kırmayın. Kapı kırılır mı ya? Onların yedikleri vardır müştemil hatta. Yedek anahtarı vardı, niye söylemiyorsun peki kadın? Git getir çabuk. Emredersin komutan. Ben de sizi bekliyordum Serap Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Suat Bey. Sizden istediğim vesikaları hazırladınız mı avukat bey? Hepsi hazır. Hangisiyle başlayalım? Önce Muzaffer Ali'nin vesayetiyle başlayalım lütfen. Buyurun Halide Hanım. Vesayetten feragat dilekçesi. İmza atmanız yeterli. Bir pürüz çıkmaz değil mi? Halide Hanım'ın yasal olarak Muzaffer Ali'nin vesayetini 10 gün içinde reddetme hakkı vardı. Şimdi yeni vasi tayin edilecek. Şimdi işimiz oldukça kolay. Kemal Bey ile sizin evleneceğinizi ibraz edeceğiz. Bu durumda üzerinize atılı iffetsizlik ithamından da aklanmış olacaksınız. Ne? Doğru duydun Halide. Ama her şey sırasıyla değil mi? Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.